gibi gönlün aydınlanır bir gün. Vicdan ve adam, onu bunu gönlüne ömürlük diye koyma be adam. Ben Irmak Arıcı arkadaşlar, İrem değil. Herkese selamlar. Kim var yanımda? İrem Derici. Olmaz olmaz bu iş olamaz. Bu güzel bir soru oldu. Öyle. Ucuz görüntüyü sevmiyorum ben. Tabii. Pazarlık yaparım. Ama şimdi nerede yani? Mesela bir sosyete pazarına gitsem yapayım artık, nasıl yapacağım yani? Aynen. Müzikoleyev YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden önemli konuklarımla karşınızda olmaya devam ediyorum. Yine gırgır, yine şamata. Kim var yanımda? Ben varım. Ben dinleyenler var. Ben Irmak Arıcı arkadaşlar. İrem değil. Herkese selamlar. Ya şey, İrem havası da var sende. Niye öyle acaba? Öyle mi ya? Niye bilmiyorum. Irmak, İrem. Ya zaten şey oluyor. Irmak Derici, işte İrem Arıcı. Bir gün böyle konserdeyiz. Bayağı da kalabalık Bursa Kestel konserimizdeydi. Ay, Irmak Derici diye anons ettiler. Delirdim ya, ne olur yapmayın. Bari kim çıkacak onu bilin. Biraz Irmak sıkıntı. Derici. Hani İrem Arıcı olsa hadi evet, neyse de. Evet evet, onu da diyorlar. Artık kabullendim. Kim var yanımda? İrem Derici. Bu daha fenaydı. Irmak Arıcı, hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten çok farklı bir ırmakla karşılaştım diyebilirim. Öyle mi? Niye diyeceksin? Ya farklı derken o da çok güzel ırmak. Yani şarkılarını zaten konuşacağız da. Yani daha sıcak, daha samimi, yüz olarak, şey olarak. Ne yapmışlar arkadaşlar? Makyaj mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar sana? Yani ilk klipte onu çok yaşadık. Makyaj konusunda gerçekten bir fiyaskoydu ne yazık ki. Ve müdahale etmeme rağmen öyle oldu. Kötü değil, kötü çok değil. Çok kötü. Yani şöyle, herkes bence yaşını göster. Yani ben yani. 24 yaşındayım ve 40 yaşında gözükmemeliyim. Yok. Ya da 40 yaşında bir kadın 20 yaşında göstermemeli. Hani bunu ayarlamalılar. Biraz ilk klibin şeyi oldu ne yazık aynen, ki. Aynen, sen de bilmedin demek ki, biliyorlar evet. ki yapıyorlar diyorsun. Ama mesela son klipte saçımı yaptırmadım. Yani o saçım evet. benim normal hali ve hiç makyaj yok. Ama yani. Yine de farklı çıkıyorum, anlamadım. Yani çok şimdi ben bilhassa montajdan sonra bakacağım. Aynı mı yoksa yok. Ekran öyle gösteriyormuş mu olacak? Gerçekten ben bilhassa... bilmiyorum. Peki seni tanıyalım diyeceğim. Çünkü tanımayanlar da vardır. İlla tabii ki olur. Ki, daha ki vardır. Çok yeni. Yani evet, daha yeniyiz. Bakma birkaç sene olmuş ama yine de yeni. Evet, evet, ilk şarkınla başlayalım. Tabii. Nasıl oldu? Yani şimdi Gece Gibi Gönlünle bir çıkış yaptık. İlk olarak Bilal Sonses keşfetti beni diyebilirim aslında. Nasıl oldu o? Bilal Sonses'i de sesine bayılırım. Onu da konuk ederiz inşallah. Evet inşallah. Yani işte görüşme yapıyorduk. Benim kendi kanalımda şarkı dinlenme olarak iyi gidince sağ olsun Bilal de yardımcı oldu bana. Şimdi sen mi başvurdun? Onlar hep merak ederler. Yani senin gibi başarılı... Beraber konuştuk. Yani Bilal'in Zula Müzik diye bir şirketi vardı. Net kanalından çıktı fakat Zula Müzik etiketiyle çıktı. Yani ilk şarkım Zula Müzik şirketinden çıktı aslında. Öyle diyebiliriz. Ama sen tabii araştırıyorsun, ediyorsun bir yandan yaparken tabii ki. De. Değil tabii mi? Ki. Yani çünkü bu sektör kurtlar sofrası ve ben böyle bir aile terbiyesine ve karaktere sahip bir insan değilim. O yüzden her şeyime dikkat ettim, araştırdım. Ne iyidir, ne nasıldır. Uslup, karakter benim için çok önemli. O noktada da güzel bir iş çıktı aslında, ilk işim. Benim içime sindi. Sadece kliple ilgili biraz sıkıntılarımız var. O da herkesin ilk işinde oluyor galiba. Kesinlikle. Yani sen şu anda başarılı adımlarla ilerliyorsun. Aynen, maşallah şükürler diyelim. Olsun. Gece Gibi Gönlünde ilk o mu ses getirdi? Çünkü ben YouTube'da baktığımda da en çok izlenen hala o. Yani tabii Gece Gibi Gönlün ilk şarkı çünkü aslında bu logaritmaya baktığımız zaman Mühür şu an daha iyi gidiyor. Yani... Hayır, onu demek istemedim. Gece Gibi Gönlünden önce de şarkıların var aslında. Var var. Gitarla tabii. söylüyorsunuz Dolu, hep. Dolu, evet. Ondan sonra Gece Gibi Gönlün bir anda patlama evet, yapıyor. Ondan sonra patladı. Mı harekete geçiyorsun tabii sen? Tabii ki öyle oldu. Hı. Yani Gece Gibi Gönlün patladıktan sonra işte Bilal'le görüşmelerimiz başladı. Evet. Ve ortaya güzel bir iş çıktığına inanıyorum ben de. Çok güzel çıktı gerçekten. Aslında veteriner hekimim. Biraz benim için zor oraya bir da karardı. Gelecekti. Evet. Yani ama güzel olduğuna inanıyorum. Mutluyum yani. Ortaya ilk işime böyle baktığım zaman pişman olduğum bir şey yok. Ya şöyle, şu anda enerjin çok iyi. Hani o enerjini bozmadığın sürece kimseye evet, muhtaç olmadan öyle.
yani minnet etmeden kendi kafana göre şarkılarını yaptığın sürece tabii hep ki şey olur. Ama dediğin gibi şununla da bir şey yapayım, daha çok kazanayım moduna girersen insan biraz daha şey oluyor. Evet, evet, kesinlikle. Sahteleşiyor diyebiliriz. Kesinlikle. Sonra o ilk şarkıyı çıkardın. Ondan sonra bir bakıyoruz mühür. Evet, hani o nasıl geldi oldu? Şimdi ikinci şarkımda Samsun Demir DMC ile anlaştık. Samsun abicim çok sevgiler, saygılar. Kendisini o nasıl oluyor seviyorum peki? Sen mi harekete geçtin yine yoksa senin? Yine o da beraber oldu. Yani evet. Samsun abi işte beraber çalışmak isteriz dedi. Ben de tabii ki yani hani bir duayen bence kendisi. Gurur duyarım dedim. Tabii. O şekilde beraber çalışmaya başladık. Orada da aslında şimdi Mühür benim ilk yazdığım şarkı. Yani böyle biraz çocuğunuz gibi falan görüyorsunuz. O yüzden birine emanet etmek veya düete gitmek çok zor, sıkıntılı bir şey. Yani aranjeye bile emanet etmek sıkıntılı. Benim 3 tane seçeneğim vardı. Ben dedim Mustafa Ceceli'yi rica edeceğim dedim eğer yapmak isterse. Ondan sonra kendisi de şarkıyı çok beğendi. Normalde aranjeyi direkt aranje yapıp yollayarak gönderiyorlar. Mustafa Ceceli şarkıyı söyleyip gönderdi. Hemen Samsun abi aradım dedim abi bu şarkı düet olmalı kesinlikle. Akabinde Mustafa abi de aynı şeyi söylüyor. Ya bu şarkıyı düet mi yapsak falan diyor. Ve gönüller biri olmuş oldu. Evet. Düete gittik. Aslında şarkı düet değildi yani. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani daha yeni sektöre giriyorsun. Çok tanımıyorsun aslında bu sektörden kimseyi. Doğru mu? Yani evet doğru. Şimdi yani Mustafa Ceceli ben düet yapacak dediğinde insan çok heyecanlanır. Evet zaten öyle. Hani bu arada müzik geçmişin nedir? Bilgi veya sadece ben söylüyorum mu diyorsun? Şöyle nota bilgim yok benim. Fakat ben İzmirliyim. İzmir'de yaşadığımız zamanlar annem babam 6 sene boyunca Türk Sanat Müziği Korosu'na götürdü beni. Hani böyle çocuk alırsınız ya yanınıza. Evet. Ben 6 sene boyunca bir kulak doygunluğum var benim. Evet. Ve kulağımın da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Nota bilmem ben ama piyanonun başına geçsem çalarım. Aa. Zaten söz müzik bunların hepsi bana ait. Sen, bu üç şarkımın da bunları kulakla. Yani hiçbir enstrümanın başına geçmiyorsun. Tamamen yok, evet, hem evet müzikle hem evet, sözle evet, çıkıyor. Evet, akapelle bu şekilde söylüyorum. Süper, süper. Ama gitar kursuna başlayacağım. Senin şimdi bir sözün var. Diyorsun ki hayatım boyunca affetmeyeceğim şeyler vefasızlık, nankörlük, iftira. Evet asla vefasızlığa gelemem. Yani çünkü öyle yetişmedim. Yani annem babam ellerinden öperim. Benim böyle gerçekten çok samimi olduğum gibi vefalı, yani doğru bir insan olarak yetiştirdi ve bizim sektörümüz ne yazık ki ben daha yeni girdim ama gördüğüm kadarıyla kurtlar sofrası durumunda. Evet. Özellikle sektörde böyle yani bir şey yapıyorsun ama karşılığını alamıyorsun, vefasızlık ediyorlar. Bu normal evet hayatta da vefa benim için çok önemli. Gelemiyorum. Yani vefasızlık oldum. Bu benim samimiyetim kaybolur. Ne burcusun? Terazi burcuyum terazi ben. Kinci midir terazi burcu? Asla kinci değilim. Keşke kin tutabilsem o zaman hiç üzülmem. Hani affetmiyorum deyince hani belki hani bir tek vefasızlık. Bak, vefasızlık iftira atılmasına i̇ftira, hoşlanmam. İftira bende mesela en kötü iftiradır yani durup dururken olmayacak birine iftira atmak. Hani vefasızlık belki sonradan dank eder de hani iftira da dank etse de yani iftira niye atıyorsun? Kesinlikle. Değil mi? Ama mesela arkadaşımla küssem böyle bir ay sonra gelse bana şöyle olmuştu dese ya öyle miydi falan derim. Hani kimbaz bir insan asla değilim. Peki şeye gelelim bu gece gibi gönlünde senin yanında Şafak Agun mu? Şafak Avun. Avun. Şafak Avun çalıyor. Evet. Hala görüşüyor musunuz? Tabii ki görüşüyorum. Çok kıymetli bir dostum benim. Hı-hı. Hatta beni şarkı söylemeye de cesaretlendiren kendisidir. Şu anda veteriner hekim, o da okuyor daha doğrusu Erzurum'da. Evet. Geldiği zaman onunla da işlerimize devam edeceğim. Buradan da açıklama bir yapıyor gibi olayım. Evet. YouTube'daki kitlemiz izler belki. Şey diyorlar işte Şafak'la videoları koydun çıktın sonra Şafak kayboldu. Arkadaşlar Şafak Erzurum'da okuyor. Ne yapayım? Ben de fark ettim yani biliyor musun yoksa onu? Benim işte vefa dediğimiz şey biz hala araşırız konuşuruz. Ben aradım biz aradık onu. Gelelim sadede. Biz aradık dedim ki acaba dedim şimdi bir de dermiş ki bize hani aramız bozuldu. İstanbul'daysa sürpriz yaptıracaktık falan böyle. Çok tatlı olurdu. Veya işte görüntülü konuşma falan ama olamadı. Çok tatlı şey, olurdu. Seve seve dedi o da zaten. Evet, evet. Ama Erzurum'dayım dedi falan. Şey okuyor. Dediğin gibi geride kalınca bende de soru işareti kaldı. Şimdi yok. Sen sonuçta onunla birlikte ilk yani birçok proje yapmışsın. Birçok insana da yapmışsın. Evet. Daha öncesiniz bahsediyorum. Ama onunla bir şeyi var. Hatırası var. Sen şimdi kesinlikle o yeri ayrıdır. O şarkının, o videonun sende yeri ayrıdır değil tabii mi? Tabii ki. Şafak'ın da yeri çok ayrı. Tabii. Dediğim gibi yani ben şarkı söylemeye cesareti olan bir insan değildim bir kere. Beni hep böyle sırtımı sıvazlayıp ırmakçım hadi yapabilirsin diyen kişidir ve
Yani aslını inkar etmek de çok bence bir haramzadelik olduğuna inanıyorum. O yüzden Şafakcığım, çok teşekkür ediyorum sana. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizi tanıştırdığın için böyle bir sesle. Şey enteresan, düşünsene şey yapıyorsun, sonra kendini çekiliyorsun kendi hayatına ve sen yürüyüp gidiyorsun. Evet. Değil mi? Yani şöyle aslında o belki ben... de istemiyor mu bilmiyorum. Yok yok, aslında ben yürüyüp gidiyor gibi hani değil. Yani yok, Şafak bırakmak okul... anlamında demiyorum. Yok yok, anladım anladım demek istedim. Yani Şafak hani okulunu bitirir, ondan sonra gelir konserlerimizde işte ya da şarkı çıkarmak isterse benim elimden ne gelirse ben her zaman Şafak'ın yanındayım. Peki gelelim, YouTube zor bir mecra aslında bakıldığında. Evet. Var mı üzüldüğün taraflar, ağladığın taraflar oldu mu? Ben yorumları okumuyorum ama arkadaşlar babam yorumları okuyor. Yani lütfen biraz dikkat edin. Sizin anneniz babanız var. Yani bazen ne yazık ki insanların dilini böyle törpüleyemiyorsun. Aslında genelde yorumlar güzel. Yani ben bir profil çizmek istedim. İşte normal hayatta nasılsam kliplerde de öyle gözükmek istedim. İşte kıyafetlerime dikkat ettim. İnsanlara sadece sesi göstermeye çalıştım. Mesela bunlarla ilgili çok güzel yorumlar var. Babam hepsinin ekran görüntüsünü alıyor. Kızım bak böyle demişler. Aferin sana. Bunlar için sizlere teşekkür ediyorum ama unutmamak lazım. Ekran önünde olabiliriz ama bizim de bir ailemiz, akrabalarımız var. O yüzden yorum yaparken bir tık dikkat edilmeli. Bu noktada YouTube birazcık zor bir mecra. Tabii canım, bazen programlarım, daha bundan önceki programlarımda 5 dakikalık şeyler yapıyordum. Böyle lezzet olsun diye. Diyor ki o 5 dakikada ne gördün de neyi beğenmedin, neyi yorumluyorsun? Yani öyle şeyler oluyor. Yorumlara bakmayacağız. Evet, evet şekilde. Ben bakmıyorum ama oho, babam... Yani şey zaten ne diyorlar biliyor musun? Eğer herkes senin için güzel konuşuyor, herkes seni seviyorsa sende bir anormallik var. Tabii tabii, sıkıntı var. Yani sıkıntı kesinlikle var. Mesela YouTube'la ilgili sözünü kesiyorum, affedersin. Üzüldüğüm bir şey var. Fikret Şenes'i bilir misiniz? Tabii. Bilmiyorum. Aa, biliyorum. Çok kıymetli bir besteci. Onun albümünde yer alma şansım oldu benim. Yine biliyorum. Samsun Demir sayesinde sağ olsunlar. İlk şarkı çıktığında dediler ki yani tamam bu kızı destekledik gece gibi gönlünde ama işte bu kızın bu saygı albümünde ne işi var bilmem ne. Ama albümde en çok dinlenen şarkı benim oldu. O en yüzden... güzel şarkıyı da sen seçmişsin. Ya öyle mi? Aslında bana var ya, o çok komik. Ya en güzel şarkıyı demeyeyim de bana şimdi beni... Samsun abi böyle seçenek sundu. Halam herkes şarkıları seçmiş. Bakıyorum bana göre şarkı yok. Hemen o böyle gözüme... Yo, gerçekten en... kimse kimsenin nasibini yemiyor. Buna çok kesinlikle, inanıyorum. Kesinlikle. Yani bana göre bir şarkıymış. Ben de çok mutluyum. Biraz mırıldanabilir misin? Pat diye mi oldu? Yani biraz pat diye oldu. Mırıldanayım. Biraz hastayım ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Bravo. Müthiş. Gerçekten yani gerçekten etkileyici sesiniz. Siz teşekkür ne söyleseniz ederiz. Dinlenir. Bak, hareketli parça yine etkiliyor yani. Öyle bir durum var. Başka ne soracaktım sana? İkinci mesela klibinde ben de Mevzun Derin klibini çok beğenmişim. Bilhassa sana etmişim. Öyle mi? Çok sevindim. Yani kliplere mesela karışıyor musun artık? Evet. Yani artık değil, ben hep karışırım. Kıyafete karışırım. Açık kesinlikle giyinmem. Ondan sonra makyaja karışırım. Olduğumdan farklı biri gibi görünmek istemiyorum. Açıklıkta şeyin nedir? Yani açıklık kimine göre dekoltedir? Kimin açıklık dediğin şey ne? Mesela. Yani çok amiyane bir tabir olacak ama yani bu ucuz görüntüyü sevmiyorum ben. Tabii. Ama hani işte mesela Simge daha böyle açık giyinirim. Onu çok beğenirim. Mesela ona yakışıyor ama ben anladım. Öyle değilim. Yani açılmak için açılmak değil. Gerçekten aynen, aynen. Kıyafet. Mesela Simge'ye yakışıyor, anlatabiliyor muyum? Ama anladım. Ben kendime yakışmıyorum. O yüzden o noktalarda tabii ki müdahale ediyorum. Aynen. Yani mesela bir evde çekimimiz oldu Mevzum Derin'de. Hepsi benim dolabımdandı. Bu arada laf lafı açıyor. Ne alaka diyeceksin? İrem değil de Sıla'ya mesela hafif benzetiyor. Evet, onu bazen diyorlar. Evet. Sıla'ya böyle hafif bir benzerliğin var. Şu anda fark ediyorum ama. Ben çok mutlu olurum. Sıla'yı çok beğenirim. Sıla da çok. O da konumuz olacak. Ya daha çok aslında şöyle, YouTube programı yaptığımız için YouTube'da başarılı olmuş insanları ağırlıyoruz ilk etapta. Hı-hı. Çünkü hani onlar da yabancılık çekmesin. Biz de yabancıyız. Daha Music On Air aracılığıyla daha yeni bismillah dedik. Biliyorsun doğru. Dergimiz var, şeyimiz evet, var. Evet, biliyorum. Ama YouTube'da daha yeniyiz. Peki veterinerlik dedin, hayvanlarla aran zaten iyidir. Evet. Çok var seviyorum. Mı? Kedim var. Evet, bazen beni delirtiyor ama kedimi çok seviyorum. Instagram'ına senin baktım ama hiç kedinle çekmiyor musun hiç kediyi diye? Aslında şey, bir tane böyle evde otururken bir şey çektim. Onda var videoda.
şöyle falan dönüyor. Çok komik, tatlı bir kedim var. Peki şey, hiç yapmayı düşünmedin mi veya böyle... Aslında ileride... şöyle, ben yaptığım işi... Veterinerlik yani. Her zaman elimden geldiğince iyi yapmaya çalışırım. Öyle bir durumum var. İyi bir veteriner hekim olduğumu düşünüyorum. Güzel bir eğitim aldım çünkü Atatürk Üniversitesi'nde. Yani yapabilirim, hala bir klinik açmayı düşünüyorum. Belki ileride hastane. Ama hani ne kadar gidebilirim, ne yapabilirim bilmiyorum. Ama onda da iyiydim. Yani hani mesela böyle hocalar falan hep derlerdi hani Irmak hasta var bilmem ne. Hani orada falan hep güzel işler yaptık Erzurum'da. Ama işte yani hayat nereye? Sen de Erzurum'da okudun. Evet. Doğal olarak Atatürk Üniversitesi. Evet. Aslında Şafak benden yaşça büyük ama ben daha erken bitirdim okulu. O daha geç başladı. Anladım. O da herhalde yakında bitirmek üzeredir. Belki son senesi. Ay bilmiyorum, hiç sanmıyorum. Şafak bitir şu okulu artık, yeter. İzmirlisin. Normalde İstanbul'da mı yaşıyordun? Hayır, İstanbul'la hiç alakam yok. Ya benim. İstanbul'a müzikle ilgili geldin. Evet. Nasıl buluyorsun İstanbul'u peki? Ay ben şu anda bayılıyorum. Yani Nişantaşı'nda oturuyorum. İnanılmaz mutluyum. En güzel yerde de gelmiş başlamışsın oturmaya. Orada başlamadım. Ortaköy'de oturdum. O da, çok kötüymüş orası. Ama Ortaköy'de evim inanılmaz küçüktü gerçekten. Ama çok şey kötüydü. Oluyor, yine de çok güzel bir yer. Yani ayağını bastığın gibi istediğin yerlere evet, rahatlıkla İstanbul geliyorsun. İstanbul güzel bir şehir. İstanbul evet güzel gerçekten, ama bazen hani nasıl diyeyim, İzmir'den sonra bazıları pek daha karmaşık buluyor, daha yoğun buluyor. İzmir'den ekip arkadaşlarımız da var yok bizim. Yok ya, ben İzmir'de zaten Çeşme'yi falan seviyorum. İzmir'i çok sevmem yani. Anladım. Peki şöyle bir hayalim var müzikte mesela. Hmm. Dediğin var mı? Evet, bu güzel bir soru oldu. Şimdi ileride şöyle. Zaten DMC ile çalışmaya devam ediyorum ve 100'ün üzerinde bestem var benim. Şimdi besteniz olduğu zaman istediğiniz zaman şarkı çıkarabiliyorsunuz aslında. Evet. İşte aranje tamamlanıyor ve klip yapılıyor. Direkt şarkı çıkıyor. Şimdi düşündüğümüz birkaç şarkı var. Şu anda benim yine söz müziğim bana ait oldu. Ne zaman çıkar onu bilmiyorum. Onu daha henüz konuşmadık. Fakat şöyle bir şey yapma kararı aldım. YouTube'da akustik bir hava yaratacağım artık. Yani eskiden amatör çekimlerimiz vardı. Ama artık daha profesyonel. Ama yine samimi. Hatta stüdyo değil, evimde yapmak istiyorum. Ben nasılsam öyle gözükmek istediğim için. Öyle bir projemiz var. Güzel de olacağına inanıyorum. Bir de bir şey daha soracağım. Şimdi para kazanmaya başladın. Evet. Ne değişiklik oldu hayatında? Hiçbir şey. Hiç mi olmadı? Yok, hiçbir şey olmadı. Yani şöyle, ailem her zaman bana maddi manevi gerçekten çıkabileceklerinin en pik seviyesinde destek çıkmışlardır. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ama ben İstanbul'da her şeyimi kendim yaptım. Yani mesela diyorsun ya hani para kazanmak nasıl? Evet. Yani bu mesela çok güzel bir histi. Yani ilk defa böyle babandan para almıyorsun, annenden para almıyorsun. Yani kendin yapıyorsun. Eğer bir hatan olursa da bunu ben yaptım diyebiliyorsun. O yüzden benim için herhalde kendim para kazanmanın en mutlu ettiği şey kendim yapmaktır her şeyi. Çünkü evet. Her şeyi kendim yaptım gerçekten. Tabii Erzurum'da yalnız başına okuman da hesap kitabı biliyor anlamına geliyor. Çok yabancılık çekmedin. Evet, evet. Şey misindir, böyle hesabı kitabı iyi yapar mısın yani? Yapamam. Ercüment Bey sağ olsun yapıyor. Hesapları benim yerime. Yapamıyorum pek. Yani şey, çok bonkör bir insanım pazarlık bence. Yok mu? Pazarlık yaparım. Ama şimdi nerede yani? Mesela bir sosyete pazarına gitsem yapayım artık. Nasıl yapacağım yani? Aynen. Biraz sıkıntı. Bazı tanınmışlar da yapabiliyor. Hiç şey yapmıyor o konuda. Pazarlık evet, yapabiliyorlar. Evet evet doğru. Ama işte Nişantaşı'nda pek olmuyor. Peki lüks düşkünlüğün var mı? Çok yok aslında. Kıyafet? Mesela şöyle, şu konuda çok açık bir şey söyleyebilirim. Yani bazı şeylerim evet hani alabildiğim düzeyde marka alırım ama atıyorum bir tayta gidip geçen verdim, o olmadı. gerçekten çok ironik oldu şu an. Mesela atıyorum bir atlete gidip 150 lira vermem. Anlatabiliyor muyum? Dedi yani verdi diyecek. Hayır giderim mesela daha uygun fiyata alırım. Veya işte bir çorabı giderim mesela sosyete pazarından alırım. Bu arada sosyete pazarlarına bayılırım. Gitmeyeniniz varsa gidin. Yıkılıyor. Özellikle Yeşilköy inanılmaz güzel. O zaman giymeyi seviyorum. Peki böyle araba veya ev aksesuarları falan evet, böyle. Arabam vardı, sattım çünkü gerçekten yaşadığım lokasyonda araba sıkıntı benim. Evet. Motor almak istiyorum ama babamlar izin vermiyor ona da ne yazık ki. Öyle. Kaç kardeşsin? Bir tane ablam var. O da müzik öğretmeni. Şaka yapıyorsun. Evet. Hatta çok
komik bir şey. O zaman sen bayağı müziğe yabancı hiç değilsin. Evet, evet değilim yani. Hani bir eğitimim var. Yani ben aslında bir konservatuara gitmiş gibi oldum. Çünkü kulak doygunluğu çok önemli. Aile şey dedi mi ya, ne alaka, ablası okudu. Ablam dedi. Ben okudum. Ablam hatta dedi ki yani dedi bu videoları dedi neden böyle çekip koyuyorsun? Bir kere dedi yanlış tondan söylüyorsun. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Hadi abla bak kaçtı sende. Sana da buradan cevabım olsun. Ama sonrasında destekledi tabii evet. ki. Ya tabii ki de ister istemez şey. Ama kıskançlık olur mu, tatlı bir kıskançlık? Ya yok ya, hiç sanmıyorum. Evet. Ya istese şu an seninle hoş yapar yani seni desin. Evet. Ama onu da yediremez gururla. Aynen. Ya geçen dedim gel dedim back vocal'a, gelir mi aslında? Ne bileyim bilmiyorum diyor falan. Ya bir de şimdi diyor ki içinden diyor utanmadan bir de bana gel diyor. Sen doğru. Peki biliyorsun YouTube programlarımız kısa oluyor. Yani evet. Ne kadar geçtik yine herhalde? 22. Bak 22 dakika oldu. 15 dakika diyoruz yine 22 dakika oldu. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ben çok zevk aldım sohbetinden, ben muhabbetinden. Ben de öyle. Samimiyetiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve bu yola ben kendim çıktım. Şarkıları dinlediniz, dinlettirdiniz, paylaştınız, dillendirdiniz ve gönüllerinize beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum dinleyenlere. Gönlünüzden öpüyorum her birinizin. Tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Çok güzel, eğlenceli bir muhabbetti. Irmak Arıcı bizlerle birlikteydi ve güzel bir şarkısıyla kapatıyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Gece gibi gönlün aydınlanır bir gün vicdan. Be adam onu bunu gönlüne ömürlük diye koyma. Be adam. Hoşça kalın.